Merhabalar, ben Şef Fehmi Samancı. Sizlere bugün bütün tavuğu fırında pişirmenin püf noktalarını anlatacağım. Öncelikle tavuğumuzdan başlayalım. Tavuğumuzun kanatlarının uç kısımları yenmeyen kısımları ve fırına bu şekilde koyarsak uçları yanacak. O yüzden ilk önce onlardan kurtuluyorum. Bir mutfak makasıyla uç kısımlarını kesiyorum. Bu uç kısımlarını da tavuk suyu yaparken kullanabiliriz. O yüzden çöpe atmamanızda fayda var. Onun dışında içini kontrol ediyorum. Herhangi bir sakat atı kalmış mı? Şöyle bir kontrol ediyorum. Oldukça güzel, temiz. Tavuğumuzu fırına vermeden önce sebzelerimizi hazırlamak istiyorum. Bunun için bir tane soğan kullanacağım. Kabuklarını ayıklıyorum. Büyük parçalar halinde kullanacağız soğanı. Çok fazla küçültmeye gerek yok. Eğer soğanın içinde yeşil kısmı varsa onu da ayıralım. Böyle büyük halde tutabiliriz. Havucu da aynı şekilde. Daha önce soymuştum zaten. Şu uç ve sap kısmını ayıklıyorum. Ortadan ikiye bölüp iri iri bırakıyorum. Bir limon kullanacağım. Burada limon yerine başka bir narenciye ürünü kullanabilirsiniz. Portakal, mandalina, greyfurt gibi. Tavuğa lezzet verecek. Çünkü tavuğu pişirdiğimiz zaman suyu çıkacak. O suyunda da bu sebzelerin lezzetlerinden olacak. Onun dışında bir de sarımsak kullanacağım. Bir baş sarımsağı soymadan kullanacağım. Sadece uç kısmını biraz kesiyorum ve kök kısmını. Sarımsağı ortadan ikiye bölüyorum. Bu şekilde kullanabiliriz. Bunların bir kısmını hem içine dolduracağım hem de tavuğun altına koyacağım. Oda sıcaklığında tereyağımız var. Onu da her yerine süreceğiz. Hemen doldurmaya başlayalım tavuğumuzu. Böyle karışık bir şekilde soğan, havuç, limon, sarımsaktan koyuyorum. Havucun bir kısmı dediğim gibi altına koymak için ayırdım. Soğanı da bir parçasına ayırıyorum. Sarımsağını da aynı şekilde. Limonların hepsini içine koyuyorum güzelce. Daha sonra şöyle kapatalım. Bağlamaya hazır hale getirdik. Havuçları da fırın tepsisine koyuyorum. Altına yatak gibi. Soğanı biraz küçültüp koyacağım. Sarımsak kaldıysa onları da koyabilirsiniz. Bağlamasına geldi sıra. Tavuğu bağlamamızın sebebini anlatayım öncelikli olarak. Şimdi tavuğu bu şekilde koyarsak eğer, gördüğünüz gibi butlar ayrı duruyor, kanatlar ayrı duruyor. Tavuğun esas yoğun etinin olduğu kısım göğüsler ve butun alt kısımları. Bu şekilde koyarsak ve göğüsler ve butun pişmesini beklerken bu ince kısımlar, özellikle butun ucu ve kanatlar önce pişecek. Tavuk göğsü piştiği zaman veya butun kalın kısmı piştiği zaman da ince kısımlar çok pişmiş olacak ve kuruyacak. Bunu istemediğimiz için tavuğu bütün hale getireceğiz. Yani şöyle bir bütün tek parça etmiş gibi hale getireceğiz. Bu yüzden de bağlama işlemini yapıyoruz. Bunun için böyle bir mutfak ipine ihtiyacımız var. Bu yanmayan bir ip. Bunu marketlerde kolayca bulabiliyorsunuz zaten. Değişik bağlama yöntemi var. Benim kullandığım yöntemi gösteriyorum size. Şu butlar bana bakacak şekilde, göğüs de yukarı bakacak şekilde tavuğu yerleştirdim. Şöyle yaklaşık böyle 1,5 metrelik bir ipi alıyorum. Tavuğun en alt kısmına geçirip kenarlarından küçük bir düğüm atıyorum. Burada çok fazla sıkmanıza gerek yok. Hafifçe bakın bir bütün hale geldi. Bu kadar yeterli. Şöyle butun kenarlarından alıyorum ve tavuğu ters çeviriyorum. Kanatları bu sefer alıyorum. Yine aynı şekilde bir düğüm de buraya atıyorum. Yine çok fazla sıkmadan tavuğun suyun içinde kalmasına sağlayacak ve nar gibi kızardığında çok lezzetli gözükecek. Tekrar tavuğu çeviriyorum. Bu sefer kanatların bu ucundan alıyorum. Şurada son bağlamayı yapıyorum. Bakın gördüğünüz gibi artık o butlar ayrık değil, kanatlar ayrık değil. Sanki tek parça bir et haline geldi. Bu şekilde fırına koyup pişirebilirsiniz. Şimdi esas bir işlemimiz de kızarmasına yardımcı olacak, lezzetini artıracak. Tabii ki tereyağımız. Her tarafında güzelce süreceğiz şimdi. Her yerine iyice bolca sürdüğümüze emin olalım. Bu işlemi ipi bağlamadan önce yaparsanız tereyağı kaygan olduğu için zorlanırsınız ipi bağlarken. O yüzden önce bağlayıp daha sonra tereyağı sürüyorum ben. Hatta şurada bakın göğsün hemen bittiği yerde yağın içine parmağımı sokuyorum. Bakın buraya da biraz tereyağı parmağımla iyice koyacağım. O da yine lezzet verecek. Delmeden, ona dikkat edelim yalnız. Yani bunu bir bıçakla değil parmağınızla yapmanız gerekiyor ki delinmesin. Yaklaşık 3-4 küp tereyağını yedirdim iyice tavuğumuza. Taze kekiklerimiz var. Sebzeleri doldurduğum yere şöyle sokuyorum. Biraz da biberiye koyalım. Tavukla ilgili püf noktalar bunlardı. Şimdiden afiyet olsun.